kararlılıkla karşı çıkmak zorundayız. Kamuoyunda da her gün yansıyor. Deprem konutları ihalesi şu ana kadar 50'yi aşmış durumda. Yandaşlar ihale kapmak için AKP'nin kapısında sıraya durmuşlar. Buradan duyuruyoruz. Evleri yıplan yurttaşların içinde olmadığı, onları borçlandıran, yandaşı zenginleştirme amacı taşıyan, bilimsel ve ekolojik temellere dayanmayan projeler halkın derdine asla çare olamaz. Tam tersine yeni yıkımlara, daha büyük acılara davetiye çıkarır. Bunlar halkın sırtından rant devşirmeye yönelik sömürü projeleridir. Deprem bölgelerinde yaşam döngüsünün sağlıklı bir şekilde kurulabilmesi için öncelikle temel ihtiyaçlar karşılanmalı. Maddi kayıplar da mutlaka giderilmeli. Yeri asla doldurulmayacak olan insani kayıplar için dayanışma ve bir arada olma halini sürdürmeliyiz. Değerli arkadaşlarım, bu mücadeleyi hep birlikte yürütmek ve büyütmek mecburiyetindeyiz. Hiç kimse doğal afetleri ferakete dönüştüren bu çürük düzene ve onun yarattığı yozlaşmış yapılara mahkum ve mecbur değildir. Hiçbir insanımız en zor günlerde çadır satarak Asrın yüz sözdüğünü yapan Kızılay'a da liyakatsız, bütçesiz, personelsiz AFAD yönetimine ve zihniyetine de yardımları engelleyen iktidar kurumlarına da en nihayetinde felaketin asıl sorumlusu olan AKP-MHP iktidarının politikalarına ve sarayda oturan AKP genel başkanına mahkum değildir. Yeni bir dönemin, büyük uyanışın ve başlayan değişim iradesinin yaşandığı bir süreçteyiz. Tek bir insanımızı dahi bu beton, rant, talan ve savaş iktidarına kurban etmeyeceğiz çürük yapıları değiştirmek, kentleri güvenli hale getirmek için önce bu iktidardan ve yaslandıkları yolsuzluk, savaş ve talan düzeninden kurtulacağız. Evet, çok kalmadı. Şurada iki aylık bir zaman var. 85 milyonun geleceğini kendi rant hırsı ve isteklerine bağlayan bu iktidar düzeninden ülkeyi hep birlikte kurtaracağız. Kentlerimizi yine orada yaşayanlarla beraber insanca barınma koşulları içinde yeniden inşa edeceğiz. Dayanışmada başardığımız gibi özgür, eşit, çoğulcu bir demokrasiyle beraber yeni yaşam alanlarımızı da inşa edeceğiz. Buna kararlıyız değerli arkadaşlarım. Buna gücümüz yeter, buna birikimimiz yeter, bu konuda irademiz güçlü, kararlılığı sağlamdır. Birlikte yürüyeceğiz ve bu düzeni bu iktidarla birlikte mutlaka değiştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Evet seçimlere iki ay kaldı. Seçim sürecine yönelik hazırlıklarımız bütün hızıyla devam ediyor. Ne demiştik geçen gün? Seçim tarihi ilan edildiği gün biz hazırız. HDP'nin durduğu nokta, savunduğu ilkeler ve yeni gelecek iddiası bugün Türkiye toplumunun da siyasetin de temel gerçeği olmaya devam ediyor. HDP kurulduğu günden bu yana demokrasi ittifakı ve üçüncü yol siyaseti üzerinden var oldu. Demokrasi ittifakı çağrımız hem partimizin çok bileşenleri, bileşenli yapısı dolayısıyla emek ve özgürlük ittifakına da evrilmiş hem de bu çabamız toplumsal ve siyasal olarak büyük karşılık görmüştür. Esasen attığımız her adımda ülkenin demokratik geleceğine bir tuğla koyarak ilerledik. Üçüncü yol çizgimiz her zaman bizi geleceğe daha iyi bir şekilde taşıdı, taşımaya da devam edecek. 14 Mayıs seçimlerine en geniş demokrasi ittifakıyla girmek için her türlü çabayı harcamaya devam ediyoruz. Emek ve Özgürlük İttifakı, Kürt İttifakı ve diğer bütün toplumsal demokrasi güçleriyle kuracağımız birliktelik bizim değişim gücümüzün temel kaynağıdır. Kendi öz gücümüze ve halkımızın sonsuz güvenine sonuna kadar inanıyoruz. Bu güçle seçimleri de yeni bir başlangıcın miratı haline getirmeye kararlıyız değerli arkadaşlarım. Bu zamana kurduğum, bu zamana kadar kurduğumuz tüm ittifakları sokaklarda, mücadele alanlarında, fabrikalarda, toprağını savunan köylülerin yanında 8 Mart'larda, Nevrozlarda, 1 Mayıs'larda inşa ettik. İşte bizi farklı kılan da budur. Tarihin derinliklerinden gelen mücadele birikimimiz sayesinde bedel ödeyerek halkımızın demokratik ve özgür bir ülkede yaşama isteğini kendimize rehber edindik. Bize saldıranlar, bizi yok saymaya yeltenenler bilsin ki bu toprakların en köklü mücadele geleneğine sahip olan biziz ve bu ülkeyi değiştirecek olan güç de bizim bu birikimden aldığımız büyük destek ve umuttur. Halkımızın her şart altında bize verdiği destek halkımıza karşı borcumuzdur. Halkımıza karşı sorumluluğumuz her destekle birlikte artmaktadır. Bu ülkenin bütün halklarını eşit, özgür, demokratik bir düzende yaşatmak da bizim boynumuzun borcu, tarihsel görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Önümüzdeki seçimlerin önemini anlatmaya gerek yok değerli kardeşlerim. Freni patlamış bir kamyon gibi yokuş aşağı giden bu iktidarın kendisiyle birlikte ülkeyi de uçuruma sürüklemesine izin vermeyeceğiz. Bu çekişi durdurmak için bu düzeni de değiştirmemiz gerekiyor. En güçlü demokrasi birlikteliğini en güçlü mücadele ortaklığını Yaratma çalışmalarında çok yol aldık daha da yol almamız gerekiyor. Biz